Evet. Editör kendini toplayamadığı için bir hata oldu gibi gösterdi bize. Table View Selim'i açıyorum. Buraya bir tane fonksiyon yazacağım. Prepare diyorum. İçine video alacak. Video tipinde. Burada datamı setleme işlemlerini yapacağım. Text.text neyden gelecek bana? Video nokta şu string olan tag'den gelecek. Çünkü şöyle göstereyim. Ben text benim array'di. Tag olarak onu tek satıra düşürmüştüm. Buradan okuyacağım. Tag dedim. Daha sonra title'ıma bakalım. Title.text eşittir. Video.title'dan gelecek. Daha sonra sort description'ımda benim videomda oluşturmuş olduğum sort description'ından gelecek. Şuradan. Ne yapmıştım burada? Channel'ı, view'u ve date'i birleştirmiştim. O da bana tek satır olarak dönecek. Şimdi bu fonksiyonumu geliyorum. View controller'ımda şurada cell.prepare henüz build etmediğim için gelmedi ama hata vermeyecek. Ben onu ondan hızlı davranacağım. Videoyu göndereceğim. Şu an geldi. Şu an herhangi bir uyarımız da yok. Şurada bir eksiğimiz var. Burada datamız yüklendikten sonra tableview.reload data dememiz lazım. Bunun için de tableview'umuzu eklememiz lazım. Şöyle ikiye bölelim. Sağ tarafta main storyboard'u hemen hızlıca açıyorum. Hop şöyle kapkaranlık gözüküyor. Fark etmez şuradan alalım. Şöyle. Table view dedim, connect dedim. Table view'um oluştu ve projeyi çalıştırıyorum. Hiçbir data gelmedi. Bakalım nerede hata yaptık? Bir kontrol edelim. Şöyle sele geliyorum. Buna class'ı verdik mi? Vermişiz. Video table view eklememizi yaptık mı? Yapmışız. Videomuzu da eklemişiz. Burada videos, JSON, her şeyimiz tamam. Evet. Datamızı ama yüklememişiz. Şuraya gelip root data dememiz lazım. Dosyamız yüklensin, datamız yüklensin. Tekrar çalıştırdım. Bakalım yine datamız gelmedi. Neden gelmediğine bakalım. Bir hatamız var mı? Datamız yüklenmeden önce burada bizim resmimizi de yükleyelim. Şurada resmimiz var. Resim yüklemek için remote bir URL'den alacağımız için, target bir URL'den alacağımız için şöyle bir metoda ihtiyacımız var. Bunu da extension olarak projeme şöyle ekliyorum. UIImageViva load dediğimizde bize gidip resmi bulup yükleyecek. Yani ne demek istiyorum? Şöyle image nokta dediğim zaman bakın load metodumuz geldi function'ımız ve içine URL istiyor. URL'imiz de video nokta image URL'di zaten. Tekrar çalıştıralım projemizi. Ve şuraya datamız geliyor mu ona bir bakalım. Print video nokta title diyorum. Evet, datamız geliyor. Resmimiz de geliyor. Bizim bir table view'imize head verdiğimizde sorunumuz çözülecek. Şöyle main storyboard'a gelelim. Şöyle seli seçiyorum. Şöyle 310 piksel bizim için ideal. Self.tableView.rowHeight eşittir
310 diyeceğim ve çalıştıracağım projeyi. Resmimize de bir content mod verelim. Orada tasarımda biraz farklı gözüktü. Şöyle content modumuzu ayarlayalım. Accept fill ile accept fill olsun. Başlık geldi. Herhangi bir hatamız yok. Büyük ihtimal datamız geldi. Bakalım hepsi karışık bir şekilde yükleniyor. Başlıklar tamam. Resmimizi güncelledik. Şöyle tekrar çalıştırayım. Şu an istediğimiz görüntüye ulaşmış olduk. Şimdi tıklandıktan sonra videomuzun detayına gidelim. O sayfayı yapalım. Şimdi uygulamamızın detay sayfasını yapalım. Şöyle main storyboard'u açıyorum. Biraz uzaklaştırıyorum. Şöyle bu kısmı library'den bir tane view controller atıyorum. Şöyle sürükledim, bıraktım. Burada Selim'den bir tane Segway'ı eleyeceğim. Segway'ı alacağım. Şöyle Selim'den sürükledim, bıraktım. Show dedim. Ve şu görüntüyü elde etmem lazım. Şu görüntü önemli. Segway'ımı oluşturdum. Daha sonra burada başlığımızı yazalım. YouTube app diyelim. Buraları dinamik olarak yapabiliriz ama şu an videonun anlatmak istediğim konular farklı olduğu için bu kısma hiç girmiyorum. Siz kendinize göre geliştirebilirsiniz. Buraya bir üye profil sayfası ekleyebilirsiniz. Buraya bir video ekleme sayfası yapabilirsiniz. Bu JSON dosyasını Firebase'e aktarabilirsiniz. Firebase üzerinden datanızı çekebilirsiniz. İleride bu tarz örnekler yapacağım. Oradan da bakarak kendinize göre bir uygulama ortaya çıkarırsınız. Şimdi YouTube app dedim. Enter'a bastım. Şu mavi butonu değiştirmek istiyorum. Onun için de Navigation'a geldim. Title color'ım tamam. Şuradaki tint color'ı gelip white yapıyorum. Daha sonra buraya bir kez tıklıyorum ve güncelleniyor. Sonra orayı beyaz yaptım diye güncelledim, güncellemedi gibi aklınızda kalmasın. Şimdi ben videomu YouTube'dan çekecektim. YouTube'daki URL üzerinden uygulamama embed edecektim. Bunun için bu videoyu gösterebilmem için benim bir tane WebKit eklemem lazım. Şöyle sürükledim, bıraktım library'den. Yukarıdan 0, her yerden 0 verdim. Yükseklik veriyorum sabit. 210 piksel. Şimdi burada belli bir yere kadar aynı zaten. Şuradaki şu formatı koruyalım. Şu 3 tane label'ımı kopyaladım. Daha sonra geldim. Buraya yapıştırdım. Şöyle getirip şöyle şuraya koyayım. Daha sonra bu üçünü şöyle seçili bir şekilde clear constraint deyip yeniden constraint ekleyelim. Bakalım bir bağlantıları var mı? Outletleri var mı? Yok. Geliyorum. Mesela yukarıdan 5 olacaktı. 10 şeklinde. İlkini yaptık. İkincisi title'ımız. Bu da 5 olacaktı. Şu şekilde ayarlayalım. Fontları falan renkleri aynı kalıyor. Bu iyi, güzel, kopyaladık. Yalnız detay sayfasında listeleme sayfasındaki gibi değil. Burada ben kullanıcıya yine aynısını göstereceğim ama buraya kanalın ismini de göstermek istiyorum. Bir tane UI view. Şöyle sürükledim, bıraktım. Yükseklik olarak ne kadar versek? 50 piksel bizim için ideal. Yine yukarıdan 5 diyorum. Soldan 0, sağdan 0 diyorum. 50 piksel yükseklik verdim. Şöyle oluştu. Bunu hafif bir gri yapalım. Şuradan CMYK, şuradan seçebiliriz.
Çok bir gri oldu. Bu okey. Bu tamam bizim için. Şimdi şuraya resim, kanalın adı, abone sayısı ve şuraya da subscribe butonu ekleyelim. Bir tane image view aldım. Şöyle sürükledim, bırakıyorum. Gördüğünüz gibi kod yazmaktan daha çok tasarımla vakit geçiyor. Maalesef tasarımı ayarlamak da önemli çünkü önünüze 20-25 PSD'lik bir mobil ekran, hepsi birbirinden farklı ekran geliyor. Bunun login ekranı, register, şifremi unuttum, en basitinden profil sayfası, birçok element oluyor. Bazen kod yazmaktan daha çok tasarımla vakit geçirebiliyoruz maalesef. Şimdi şöyle 0, 0, 0 dedim. Bunu view'umuzun içine alamadık galiba. Şöyle alalım. Şuradan kontrol edebiliriz. Şu an aldık. Şöyle gelip resmimi seçip tekrar bir clear diyeceğim. Ne aldı, almadı göremedim. Okey. Kaç kaç yapalım bu resmi? 50'ye 50 bizim için ideal. Şöyle burayı da 0, 0, 0 dersem. Yüksekliğim zaten view'umun 50 idi. 0'a 0 sol tarafta resmim olsun. Zaten o resmi de başlangıçta şöyle yüklemiştim. Channel logo diye. Resmim geldi. Şimdi biraz daha yakınlaştıralım. Kontrolümüz daha kolay olsun. Bir tane label attım. Buraya da şöyle 15'e çekelim ya da 14 olsun. Hafif koyu gri veriyorum. Bir de bold yapacağım. Kanal ismi olduğu belli olsun. Şöyle channel name diyorum. Hatta kendi kanalımızın ismini yazalım. Let's learn Swift dedim. Bunu da yukarıdan 5 piksel, soldan 10 piksel olarak ayarlayalım. Bir tane de butona ihtiyacımız var. Şöyle. Ama butonda çok bir işlem yapmayacağız. Subscribe diyorum. Kırmızı yapacağız şöyle. Soldan 10 yapalım. Yukarıdan 10 yapalım. Hatta yukarıdan vermeyelim. Şöyle genişliğimizi 60 verelim. Bize kızacak. Daha sonra vertical yatay olarak onu şöyle ortalayalım. Şimdi şuraya da abone sayımızı yazdıralım. Şöyle bir label daha sürükledim, bıraktım. Bu da title'dan küçük olacak. Kanal isminden şöyle 12 ideal. Yine rengi gri yapalım ama bold olmayacak. Buraya bir tane sayı sallayalım. 22,2K diyelim. Subscribe diyelim. Aynı şekilde soldan 10 verelim. Yukarıdan 5 olsun. Başka da bir şey vermeyelim. Yukarıdan 5 çok oldu. Yukarıdan 0 yapacağız. Butonumuzu biraz bold yapalım. Bir de 12 olsun.
sabit bir width verdiğimiz için, fontu büyüttüğümüz için buton biraz şey oldu. 70 diyelim. Okey. Bu kısım da tamam. Şimdi son olarak bir de buraya önerilen videolar tarzında bir table view ekleyelim. Bir datamız olmadığı için, bir ilişkimiz olmadığı için biz yine ana sayfadaki videoları burada gösterelim. Table view diyorum. Sürükledim, bıraktım. Sıfırlıyorum. Bir satır ekliyorum. Daha sonra şöyle seli biraz açıyorum. Bir resim, 3 tane de label ekleyeceğim. Resmimi de 120'ye 90 olarak ekleyeceğim. Şöyle Image View'u seçtim. 0, 0, aşağıdan da 0, bottom'dan 120'ye 90 olarak resmimi ekliyorum. Daha sonra şurayı şöyle 120'ye çekelim. Okey. Şimdi 3 tane label'a ihtiyacım var. Birinci label'ım title. Yine 5 olsun. Soldan 10 olsun. Sağdan 10 olsun. Margin girmiyoruz. Title'ımız tamam. Title'ı biraz büyütebiliriz gerekirse. Buraya kanal adını yazacağız. Şöyle. Data'da zaten bütün kanalların adı farklı olmadığı için hepsinde aynı kanal ismi yazacak ama biz yine de datamızı JSON dosyamızdan çekelim. Son olarak da videonun açıklamasını ekleyeceğiz. Şimdi şöyle fontu biraz ayarlayalım. Bu 14 olsun. Rengimiz şöyle gri olsun. Yine yukarıdan 5, soldan 10, sağdan 10 olacak. Bu 16 olsun. Bu da 18, 19, 20 olsun. Title'ımız biraz uzun olsun ve 2 satır olabiliyor olsun. Title'ı gri yapalım. Bold yapalım. Evet. İkinci table view'umuzun cell'ini de ayarlayalım. Identifier cell dedim. En başta zaten class'ını oluşturmuştuk. Neydi adı? Detail table view cell. Onu da assign edelim. Daha sonra sayfayı ikiye bölüp outlet olarak tanımlamalarını yapalım.